Suçlanacak konular demiştin. Ortada suçlanacak bir şey yok ki. Sen neyi bu kadar kafana takıyorsun anlamadım ki. İşte o hakkımızda çıkan dedikoduları, o konuşulanları doğru sanacak insanlar. E tamam işte. Ben ailenden boşandığım için ikimiz hakkında çıkmadı mı bu dedikodular? Şimdi seninle evleneceğim. Konuşulacak bir şey kalmayacak. Yani ama yine evin beyni ayartmış gibi olacağım. Yani insanlar yine konuşacak. Ya konuşurlarsa konuşsunlar Medine ya. Kim ne konuşursa konuşsun. Bize ne? Sana ne? Yani kimin ne dediği neden bu kadar senin umurunda? Anlamıyorum ki. Çünkü herkes sana değil bana ahlaksız diyor. Ve sen de en başından beri suçlusu benmişim gibi davranıyorsun. Değil misin? Değilim. Ben hep senin arkanda durmaya çalıştım. Seni savunmaya çalıştım Medine. Ha, durmadın ama. Durmadın. Ya da ilk olayda utanıp kolumdan tutup davetle dışarı çıkarmadın mı beni? Ya sen sürekli hep aynı şeyleri söylemekten sıkılmadın mı Medine? He? Peki. Diyelim ki ben seni oradan o gece çıkarmadım. Daha mı mutlu olacaktın Medine? He? Cevap ver. Orada insanlar sana bakıp senin hakkında konuşurken daha mı mutlu olacaktın? Yani ben şey... Bak cevap bile veremiyorsun. Ama ben seni biliyorum ya. Ben seni tanımıyor muyum ki sanki? Ya ben seni çıkarmasam sen çıkıp gidecektin oradan. Kaçmak isteyecektin biliyorum. Ha ama böylesi daha çok işine geliyor değil mi? Çünkü dönüp dönüp beni suçlayacaksın. Çünkü Medine hep böyle yapar. Böyle ilgi çeker. Suçlayarak, kaçarak. Ben kaçarak, suçlayarak şey yapıyorum. Evet sen hep böyle yapıyorsun. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ya kaçma. Kaçma. Ya Medine dur bir kere de kaçma ya. Yok öyle değilim diyorsun ama şu anda ne yapıyorsun? Daha fazla ilgi çekmek için kaçıyorum senden. Ya bir dur. Sana kaç kere dedim. Konuşalım dedim. Beni dinle dedim. Sen ne yaptın? Kaçtın. Bir kez olsun beni dinleyip anlasaydın ailen o pisliklerin hiçbirini yapamayacaktı. Onun yaptıkları da benim hatam yani öyle mi? Ya ben onu mu diyorum Medine? Ya madem karını tutmanın yolunu biliyordun Murat o zaman tutacaktın. Bana saldırmasına izin vermeyecektin. Şimdi böyle yalandan karşıma geçmişsin. Yok şunu deseydim de şunu yapsaydım da bu... Ya Allah aşkına ben o kadar şey yaşamışım. Biz ne konuşuyoruz ki? Nereye? Sürekli ilgi çekmeye çalışan biriyle daha fazla yan yana durma. Ben gidiyorum. Medine buraya gel konuşacağız. Konuşacak hiçbir şey kalmadı artık. Medine! Sana bir teklifte bulunmuştum. Evet. Cevabımı bekliyorum. Diyecek bir şey kalmadı. O kadar laf ettin bana. Madem her şeyin sorumlusu benim, yani madem her şey benim yüzümden oldu. Böyle zorla ilgi çekmeye çalışmalar falan. Ya ben en iyisi İkkan'la evleneyim. İkimiz için de en doğrusu bu olacak çünkü. Bu sefer peşinden gelmem. Eğer bu kararla bu kapıdan çıkıp gidecek olursan... ...bir daha beni göremezsin. Medine, iyi düşün. Formalite şu bu, hiç beni ilgilendirmiyor. Eğer İlkan'la evlenirsen... ...yüzümü bir daha göremezsin. Medine.
Yani Levent Bey stres oluyor kardeşi gelecek diye. Ama yani hastaysa hasta, ne olacak ki? Kardeşi sonuçta gelsin yani. Değil mi? Sen bu kardeş konusunda bu kadar hassas davrandığına göre senin bir kardeşin mi var Hayriye? Sarımsak gözümü doldurdu. Sen soğan değil mi o? Benimkini sarımsak dolduruyor. Levent Beyciğim. Lokman hekiminiz ayağınıza kadar geldi Levent Beyciğim. Ablamdan aşırdığım bu tarifle senin derdine derman olmaya ramak kaldı ha. Hayri ne diyorsun yine, ne aşırtması? Azıcık kendinizi bana bırakın diyorum ya. Biraz sarımsak, biraz kekik, bir takım iyi niyetlerle bunu böyle çevirdim, döndürdüm, ezdim. Size böyle süreceğim masajla iyi edeceğim size. Leş gibi kokuyor bu sarımsak. E sen de bu gece kimseyi öpmezsin. hadi, hadi yat sen. Ben de ışıkları kapatayım. Hadi. Alalım. Hadi bakalım. Oh, şifa olsun. Berbat kokuyor yalnız bu ya. Sürmesen mi? Tamam. Kokuyu düşünme. Kokuyu düşünürsen kokuyu duyarsın. Başka bir şey düşün. Ne düşüneyim mesela? Kapat gözlerini. Kendini bir bırak. Masal anlatayım mı sana? Masal mı anlatacağım? He, küçükken anlatmadılar mı? Anlatmadı. Olsun, büyüyünce ben anlatayım. Çok sevdiğim bir masal var. Onu anlatayım mı? Anlatma desem de anlatacaksın zaten değil mi? Kapat şimdi gözünü, bir rahatla. Kapat, 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 kapat. Tamam, kapadım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak bir köyde kapkara gözlü, simsiyah saçlı bir kız yaşarmış. Annesi gül ağacından yaptığı bir tarakla her gece uzun uzun bu kızın saçını tararmış. Çok severlermiş birbirlerini. Ha yok, duramıyorum. Belki de geldin evine Yasemin. Hadi bir bakayım ne olur. Ama işte felek insanı hep sevdikleriyle sınarmış. Gencecik yaşta kızın annesi göçüp gitmiş. Babası da kendine yeni bir hanım almış. Yasemin! Yasemin! O zaman bizim kız kardeşine hem annelik hem ablalık etmeye başlamış. Çünkü kardeşi en kıymetli ana yadigarıymış. Annen göçüp giderse, sen böyle kalbin patlayacak kadar özlersen eğer anneni, o sana ancak kardeşinin gözlerinin içinden bakarmış. Üvey anne allem etmiş, kallem etmiş. Günün birinde ayartmış babalarını, çocukları evden göndermeyi başarmış. Kardeşlerden birini bir köye, öbürünü diğer köye yollamış. İki kardeş köyün çıkışındaki dut ağacının altında sarılmışlar son kez birbirlerine.
Sonra bizim kız bir gece rüyasında kardeşini görmüş. Kardeş, abla gel beni bul diye ağlıyormuş. Rüyasında kardeşinin sol yanı usul usul kanıyormuş. Bizim kız bir uyanmış ki kendi sağ yanı da aynı öyle kanıyor. Etle tırnak gibisinden yani. Ayrılınca kopmuşlar. Hani sanki ayrılmamışlar da yırtılmışlar gibi. Hadi bakalım, atın imzaları gelin. Yani başvuru imzalarını diyorum. Tamam. Sen ver kızım onları bana. Ver. Allah yardım etseydin. Yok yok, ver ben götürürüm. Aylin. Murat. Hayırdır sen yine burada? Nil'i görmeye geldim Murat izninle. Hani ben annesiyim ya, kimliğinde de adım yazıyor ya. Evet Aylin, kimlikte de yazmasa artık emin olamayacağız zaten. Nil hala annemde. İstiyorsan gidip oraya görebilirsin. Sen hayırdır Murat, böyle toplamışsın yine temizlikçiler ordusunu, bir yerlere gidiyorsun. Nikah dairesine. Pardon? Yıldırım nikah için başvuru yapacağız. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Yok, gayet ciddiyim. Hatta bugün müsaitlik varsa bugün bile kıydırabiliriz nikahı. Gelmek ister misin? Sanırım istemiyorsun. Tamam. Hadi Medine. Ya inanamıyorum. Yo, asıl şimdi akılları başlarına geldi Aylin Hanım. Adam seni şerrinden kurtuldu da kalbinin sesini duyabildi. Aylin Hanım. Günel anne burada mı? İçeride ama bir haber vereydim. Hı? Günel anne. Hoş geldin. Kızını anca mı hatırladın? İçeride uyuyor, sakın uyandırma. Yok, o değil. Yani tabii ki kızımı özledim, ondan ayrı kalmak beni üzüyor. Ama o ayrı. Ben buraya sizi uyarmaya geldim. Benimle aynı duruma düşmeyin diye. Çünkü yakında siz de oğlunuza hasret kalacaksınız. O ne demek şimdi? Diyorum ki, o kadın Murat'a büyü mü yaptı, ne yaptı bilmiyorum ama sonunda ağına düşürdü. Yakında hepinizden koparacak onu. Kızından, annesinden, kardeşinden, bütün çevresinden koparacak. Çünkü onun tek derdi Murat'ın parasını yemek. Ay bir nefes al kızım. Şu durmadan konuşuyorsun, sinirlerin bozulmuş senin. Evet, evet sinirlerim bozuldu benim. Sizin haberiniz yok galiba. Ama Murat o temizlikçi kadınla evleniyor. Ne? Hatta az önce Yıldırım nikah için gittiler. Böyle el ele tutuşa tutuşa, gözlerimin içine baka baka Yıldırım nikah için gittiler. Yıldırım nikahı mı? Ya Güner anneciğim, ailenize bir temizlikçiyi gelin almaya, bir sefilin etrafında pervane olmaya hazır mısınız? Zehra, telefonumu bul, benim Murat arayacağım. Alo. Şimdi müsait değilim, sonra arayayım seni. Ne? Yasemin'in yanına mı gittiler? Bana bak. Bu işin arkasında bizim olduğumuzu öğrenirlerse biteriz. O yüzden ne yapman gerektiğini biliyorsun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.